Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde Kaya'yı protesto eden Serdar Ortaç'la ilgili olarak yaptığı açıklamada "Benim kardeşim kavgacı bir insan değildi" dedi. Bir magazin programına konuk olan şarkıcı Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya, son günlerde ortaya çıkan "Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor" haberlerine ilişkin konuşarak "Birileri kendi başına gitmiş, film çekiyor." bir sır gibi saklıyorlar ifadelerini kullandı. Mustafa Kaya, 12 Şubat 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde Kürtçe kilip çekeceğini duyurduğu için Abis Ahmet Kaya'yı protesto eden Serdar Ortaç'a ilişkin olarak da, kendi adıma konuşayım, ben Serdar'la helalleşirdim dedi. Ahmet deyince benim evladım gibi, çocuğum gibi, Ahmet ailenin en sevilen, aileye mutluluk, umut getiren bir çocuktu. Hakikaten de umut getirdi. Erken kaybettiğimiz için üzülüyorum. 28 Ekim akşamı hem ev sahibimiz hem de ebe olan Fatma Hanım Ahmet'i doğurttu. Ben 7 yaşındaydım yıkadılar kucağıma verdiler. O anı anlatamam. Annem ve emzireyim dedi. Öyle bir bağırdı ki Ahmet, biz bu çocuk şarkıcı olacak dedik. Biz Ahmet'le koyun koyuna yatardık. Gelir yatardın yanıma çek elini buz gibisin derdim, ya dur çok üşüdüm derdi. Biz öyle büyüdük. Sabah saat 10 falandı. Telefon çaldı, açtım. Karşıdan bir ses Gülten aradı abi Ahmet'i kaybettik dedi. Ben de konsere gitmiştir, koskoca adam nerede kaybolacak dedim. Öldü deyince bütün bina başıma yıkıldı. Ben 3-4 ay tedavi gördüm, psikolojik. Ayakkabılarım olmadan sokağa çıkıyordum. Kolay değil, 43 yıl birlikte yaşadığın, Koyun koyuna yaptığın insanı kaybetmek çok zor. İnsanın evladını kaybetmesiyle kardeşini kaybetmesi aynı şeydir. Mesela birbirimizi iki ay görmesek görüştüğümüzde başlardık ağlamaya. Geçmiş günlerde çektiğimiz acıları ağlardık. Sonra da kahkahalarla başlardık gülmeye. Ahmet plansız programsızdı ama bu kariyere ulaşacağı belliydi. 86-1987 yılında Ahmet, Ahmet Kaya oldu. Emek sinemasında konser verecekti. Bir arkadaşımız ben ve Ahmet oturduk, Konser saati geldi dışarısı ana baba günü, Ahmet sahneye çıkarken kalabalığın içinde birilerine çarptı. O kişi de biz de sırada bekliyoruz, sıranı bekle dedi. Ahmet de tamam dedi. Sahneye çıktı az önce çarptığım arkadaştan özür dilerim dedi insanlar şaşırdı çünkü çoğu kişi kalabalığın arasında tanımadı. Ben kendi adıma konuşayım, elbette ki Serdar Ortaç'la helalleşirdim. Orada Serdar Ortaç'tan daha kalın adamlar vardı. Serdar'dan daha önemli insanlar vardı. Hiç kimse kalkıp da Ahmet'in önünde durmadı. Ya da ona bu tür hakaret içeren sözler söyleyenlerin önünde durmadı. Mehmet Aslan durdu sadece. Düşünce görüş ayrılığı önemli değil bu konularda önemli olan insan olmak. Bir de Nurettin Soy'dan engel olmaya çalıştı. Serdar Ortaç'la ilgili düşüncelerimi söylediğimde insanlar bana kızabilir kardeşine böyle şeyler yapmış birini sen nasıl affedersin tırnak işareti diyebilir. Ama benim kardeşim kavgacı, öfkeli bir insan değildi. Ahmet sevgiden yanaydı baktığı zaman gözlerinin içi gülerdi. Ben eminim yaşasaydı, bu olaylardan sonra Serdar'a şunları söylerdi, aslanım bak sen o gün böyle böyle yaptın ama sen daha hayatı tanımıyorsun, yaşamı bilmiyorsun derdi. Defalarca da özür diledi, Serdar'ın da pişman olduğunu biliyorum. Gülten'in izni olmadan benim bilgim olmadan ben iki haftadır basında söylüyorum zaten. Bensiz film olmaz kardeşim. Onun doğumundan ölümüne kadar benden başkası bilemez. Biri çıkıp ben film çekiyorum dediği zaman sinirleniyorum derisini yüzecekler neredeyse. Gülten ile de konuştum biz bu işi yapacaksak birlikte yapacağız dedim. Bizim amacımız para kazanmak değil, bizim amacımız halka Ahmet Kaya'yı doğru anlatmak. Birileri kendi başına gitmiş, film çekiyorlar. Bir sır gibi saklıyorlar Ahmet'i kim oynayacak falan. Doğumundan 30 yaşına kadar Ahmet'in hayatı bir temeldir. Ben, annem, baba, Ahmet'in ablaları, Gülten, Çocukları bir araya geliriz, insanların uydurdukları şeyleri çıkarırız, temeli kurarız. Buna devlet de kredi verir, banka da kredi verir, üçüncü şahıslar da kredi verir iş sağlam olur. Ben Ahmet'in tablosunu yapıyorum, sadece gözlerini çizmedim, o yüzünü görmek istemiyorum.